Evet, şimdi kaydı başlattım. Evet, evet arkadaşlar, bugün Habermas'ı tartışacağız birlikte. Sizlerden de hani biraz önce öğrendim. Hepiniz benim daha önce Habermas üzerine olan hani bir saat kadar süren videoyu izlemişsiniz. Yani o hani temel bir giriş bence. Bugün bir kısmını onun tekrarlayacağız tartışırken. Yani, çünkü temel kavramları orada anlattım. Bugün de temel kavramlarına girmeden edemeyeceğiz tabii. Ama ben oradan değil de başka bir yerden bir giriş yapmak istiyorum bugün. Şimdi Habermas'ın modern dünyadaki toplumlarla ilgili ona atfedilen önemli bir kuramı var. Yani bu iletişimsel eylem kuramında ona doğru bir gönderme yapıyor ama daha sonra geliştiriyor onu. Bu da Türkçe'ye müzakereci demokrasi olarak çevrildi. Müzakereci demokrasi bu kavramı Habermas daha önce var olan liberal demokrasi, yani yasayı merkeze alan liberal demokrasi ve devleti, vatandaşlığı merkeze alan cumhuriyetçi demokrasiyi onların yani topluma odaklanmamasını eleştirerek onların daha toplum içindeki aktörlerin birbirleriyle olan tartışmasına, müzakere etmesine odaklanan bir demokrasinin çok daha elverişli olacağını, modern toplumlar için daha uygun bir model olduğunu önerdi, geliştirdi. Yani biraz sonra göreceğimiz gibi Habermas açısından iletişimsel eylem, yani iletişimsel eylemin temel malzemesi tabii ki tartışma. Söylem içinde insanların birbirleriyle tartışması ve bunun hani Habermas açısından tarihsel olarak gelişimi, yani tarihsel olarak nasıl bir kere toplumun ayrışması, hani diyelim ki kabile toplumlarında toplum bir yaşam dünyası iken, yani bütün işlevler geniş ailede veya kabilede birleşmiş iken nasıl bir sonraki aşamada ikinci bir kabile toplumu, ikinci bir kabileyle, iki kabilenin birbirleriyle olan mücadelesi sonucunda bir kabile öbür kabile üzerine bir hakimiyet kuruyor. Yani bir anlam devlet henüz yok ama bir tabakalaşma söz konusu. Daha sonra yerleşmeyle köylerin ortaya çıkması, şehirlerin ortaya çıkmasıyla ve sınıfların yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla devletin ortaya çıkması ve daha sonra da devletten ekonomik sistemin ayrışması. Dolayısıyla devlet sistemi, ekonomik sistem ve yaşam dünyası, hani üçlemesi Habermas'ın, hani bu üçleme çerçevesi içinde özellikle yaşam dünyasının kendi içinde farklılaşması, biraz önce ele alacağımız, hani orada insanlar arası, aktörler arası müzakere etme, tartışma, rasyonel tartışma. Yani rasyonellik Habermas için çok önemli. Şimdi esasında giriş yapmak istediğim yer bu modern toplumlardaki rasyonel tartışmanın daha önceki metinle laik rasyonel bir platformda bu tartışmaların olması gerektiğini, yani laik devletin toplumdaki farklı dinlere, ideolojilere çoğulcu bir varoluş tanıdığı bu
bir dünyada bu müzakereci demokrasinin var olabileceğini vaz ediyordu. Ancak 1990'larda dinin bütün dünyada canlısı, Amerika'da, İslam dünyasında, Hindistan'da, yani bütün dünyada, Avrupa'da en az belki de en sekülerleşmiş toplumların olduğu kıta Avrupa. Tamam, ama hani eğer kuramını sadece Avrupa için kuram olarak kalmayacaksa bu durumu dikkate alması gerektiğini düşünüp o seküler toplumda kamusal alanda var olan yani Avrupa'daki liberal toplumlarda, Almanya'da, İngiltere'de filan devlet laik. Ama İspanya'da, Polonya'da, yani Katolik Avrupa'da devlet daha geç laikleşiyor. Ve din de daha geç devleti kontrolden vazgeçip kamusal alanda var olmayı, özel olana protestlanmak olduğu gibi çekilmemeyi kabul ediyor. Şimdi Habermas'la 2009 yılında bu alanda, yani kamusal alandaki dinin gücü konusunda bir oturum yapılıyor. Bunu buradan giriş yapmayı düşündüm. Yani kitabı da şöyle göstereyim. Sanıyorum bu Türkçe'ye çevrilmedi. Yani gördüğünüz gibi The Power of Religion in the Public Sphere. Yani kamusal alanda dinin gücü, var olmaya devam edişi, özel alana, Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi özel alana çekilmeyip kamusal alanda tartışmaya katılması, devletin politikalarına katılması, kamusal alanda var olması. İşte bunu bu kitap, yani bu kitaba temel olan, 2011 yılında yayınlanan bu kitaba temel olan bir tartışma yapılıyor. Dediğim gibi 2009 yılında New York City'nin Cooper Union'da yapılıyor bu. Burada bir anlamda Amerika'nın Sosyal Bilimler Araştırma Konseyi'nin desteğiyle, hani parasal desteğiyle, yani bizdeki bir anlamda TÜBİTAK gibi, hani TÜBİTAK'tan projeler alıp bu tür şeyler düzenli, tartışmalar, araştırmalar düzenleyebiliyoruz. Orada da öyle bir destek alınmış. Ve bu tartışmada Habermas kendi, yani ta başında ilk kitabı olan kamusal alanın dönüşümünde, Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da bunu anlattığında nasıl laik bir kamusal alan düşündüğünü ve orada nasıl hani insanların bir araya gelip meydanlarda, seminer odalarında, konferans odalarında veya dergilerde, gazetelerde hani birbirleriyle kamusal çıkarların neler olması gerektiği konusunda, hani bir burjuva kamusal alanında, laik bir burjuva kamusal alanında tartışma. Ama 1990'lara geldiğimiz zaman ve özellikle de 2000'li yıllarda artık birçok ülkede, Avrupa'dakinden farklı olarak kamusal alan, tamam laik devleti belki de gerektiriyor ama tartışma ille de laik dile çevrilmek zorunda mı değil mi? Bu konuyu bir anlamda Schmitt'in yeniden canlandıran muhafazakar kuramcıları eleştirerek, yani muhafazakar kuramcıların hani dinler, kamusal alanda var olan dinler kendi dini terminolojileriyle, kendi kavramlarıyla tartışmaya atılmalılar
atılabilirler ve bunun için hani layık bir devlet ve platform gerekli olmayabilir tezine karşı, yani bu Carl Schmitt'in political theology, yani theological political arena, hani kavramlaştırmasına geri dönüş yapan muhafazakarları eleştiriyor ve eğer hani sadece bu olursa, yani sonunda bürokratik bir tartışmaya dönüşürse kamusal alandaki tartışma, bu siyasal toplumun ve dolayısıyla siyasal toplumdaki demokrasinin sonu olur diye bitiriyor konuşmasını. Hemen arkasından Judith Butler konuşuyor. Butler daha çok yani İsrail'deki durumu anlatıp onu eleştiriyor. Ama esas Habermas'la tartışan Charles Taylor. Charles Taylor tamam diyor. Yani kamusal alanda bir din veya hani dinler, hele bir din hakim olduğunda tartışma biter, bitebilir. Doğrudur. Ancak bütün bu tartışmada bütün tarafların kendi tezlerini laik dile, laik rasyonel dile çevirmek zorunda değiller. Habermas tamam bütün çoğulcu bir dinlerin çoğulculaştığı, ideolojilerin çoğulculaştığı bir sivil toplumda yaşıyoruz. Bu toplumda bütün herkes kendi konumundan doğru tartışmaya katılmalı, ancak tartışmanın rasyonel temelli, rasyonel dile çevrilmesi gerekir tezine karşı Taylor, hayır, rasyonel dile çevrilmeyebilir ve medeni bir tartışma ortamı, eğer yani daha geniş bir kavram olan medeni tartışma ortamı çerçevesinde bu tartışmaları bu tartışmalar götürülebilir teziyle ona cevap veriyor. Yani ilginç bir tartışma. Daha dersin sonuna doğru Charles Taylor'ı ele aldığımız zaman bu tartışmaya geri dönebiliriz. Yani buradan giriş yapıp ben hani kamusal alanın dönüşümü çerçevesinde daha önce yine burada da bir sonuç, bu kitaba sonuç yazan Colhan'ın daha önce edit ettiği, yine Habermas'ın konuşup bütün diğer konuşmacıların kamusal alanın dönüşümünden bugün nereye geldik meselesini tartışan, yani bir kitaba da referans vereyim. Yani hani bu bağlamda, hatta belki de gelecek hafta Bauman'ı ele aldığımızda bu kamusal alan, özel alan meselesi, Habermas'ın 1962'de, 63, 64'te bu kitabıyla, kamusal alanın dönüşümü kitabıyla gündeme getirdiği kamusal alan, özel alanın nasıl iç içe geçtiği, nasıl her ikisinin de dönüştüğü meselesini tartışmaya açıyor her iki kitapta. Yani buradan bir giriş yaparak ben şimdi iletişimsel eylem kuramındaki yani genel, yani Habermas'ın sosyolojiye katkısı olarak gördüğüm temel kavramları anlatmaya başlayacağım. Ancak Ahmet sanıyorum el kaldırmıştı biraz önce. Ahmet'i dinleyeyim önce. Evet hocam, Ahmet, dinliyorum. Bir çağrışım yaptı da bu şu anlattığınız esasında benim okuduğum bir iki kitapla bir çağrışım yaptı. Acaba arkadaşlarımdan belki aynı şeyi okumuş ve düşünmüş biri vardır diye paylaşmak istedim. Şey var ya, Daram Acemoğlu ve James Robinson'ın iki tane kitabı var. Ulusların Düşüşü ve Dar Koridor diye. Evet, bu doğru. Kitaptaki sistem tanımları Habermas'ın yaptığı sistem tanımlarına çok benzer göründü gözüme. Yani aynı paterni izliyorlar gibi sanki ama. Onu mu temel aldılar diye. Ya tabii o çok iktisat kitabı. Ben de biraz yönetim tarafındayım, biliyorsunuz belki yönetim bilimi tarafındayım.
Kendi tezimde de ben Habermas'a referans verdim. Müzakereci demokrasiyi bir miktar şey yaptım. Oradan çağrışım yaptı. Belki okumuş biri varsa veya okumamış biri varsa, merak eden varsa, tam olarak sizin anlattığınız gibi kabile devletinden işte hani devlet devlete geçebilenlerin bir şekilde demokrasiyi oturtup ondan sonra işte Magna Carta'lara, Fransız devrimine hep referans vererek atılım yapabildiğini, geçemeyenlerin yapamadığını anlatan, temelde çok tabii özetledim, çok affetsinler beni yazarlar. Yani şeye benziyor gerçekten. Yani Acemoğlu'nun kitabı ben de okumadım. Ancak yani hani onunla ilgili özetler ve tartışmaları takip edebildiğim kadarınca Habermas'ınkine çok benziyor. Yani hani kurumsal deliberatif demokrasi, yani müzakereci demokrasinin olabilmesi için diyor Habermas'ta, hani belirli belirli kurumsal gelişmelerin oluşması gerekiyor. Yani devletin belirli bir şekilde düşmesi, devletin yürütme, yargı ve ne diyelim legislatif yasama hani lerin ayrışmış olması, yani bir sivil toplumun ortaya çıkmış falan. Yani sanıyorum Acemoğlu arkadaşlarınınkinde de hani benzer bir kurumsal gelişme sonucunda hani ekonominin gelişmesi, ekonomide atılımların olabilmesi, kalkınmanın ulaşabileceği boyutlar bağlamında bir şey var. Yani benziyor. Katılıyorum ona. Şakir sanıyorum söz istemişti. Hocam ben de aslında bölünmesin diye hazır siz ara vermişken şeyi sormak istedim hocam. Türkiye'deki kamusal alan tartışmalarını ben hatırlıyorum. Evet. 2000 yıllarda özellikle din sosyolojisi konusunda da çalışmalarınız olduğunu bildiğim için özellikle de başörtüsü kullanımı konusu. Acaba Türkiye'de kamusal alan yanlış mı tartışıldı bu anlamda? İşte kamusal alanda başörtüsü kullanılmaz. Kamusal alanın sınırları nelerdir? Parklar, bahçeler, caddeler, hastaneler, okullar ve benzeri şeyler. Bu konuda ilgili ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum açıkçası. Evet, onu hani kısaca belirteyim. Esasında başlangıçta Habermas'ın bu müzakereci demokrasi kavramını daha önceki liberal demokrasi ve cumhuriyetçi anlayış, yani liberal ve cumhuriyetçi anlayışlara karşı, modellere karşı üçüncü bir model olarak ortaya koyuyor. Yani makalesinde bir birçok konuşmasında. Ona karşı da Chantal Mouffe agonistik siyaset, yani çoğulcu agonistik siyaset modelini, dördüncü bir model geliştiriyor. Yani belki de okuyanınız vardır. Hani tabii ki Habermas'ın müzakereci demokrasi kavramına girdiğiniz zaman onu eleştiren bu agonistik, yani mücadeleci, yani farklılıklara dayanan, farklılıkları öne çıkaran, yani belki de Schmitt'e kadar birbirini düşman sayan değil ama Schmitt kadar, hani Schmitt'in politika tanımı nedir? Hani iki birbirine düşman, iki kampın birbiriyle hani mücadelesinde birinin üstün gelip hegemonya kurması öbürleri üzerine falan, hani o, yani tamam, o hani o artık şeyin dışında diyor Mouffe, ama o sınırlara gitmeden, yani farklı aktörler, yani partiler, sınıflar, gruplar, etnik gruplar, dini gruplar, yani birbirlerini birbirlerini tanıma, yani düşman sayma ama tanıma, ama Habermas'ında istediği kadar homojen bir dile ulaşmadan, hani homojen, rasyonel, farklılıkların arka plana itildiği bir müzakere platformu ütopiktir, gerçekçi değildir. Çünkü gerçek dünyada
yani farklılıkları geri plana iten değil, daha çok farklılıkları öne çıkaran mücadeleci bir mücadeleci siyasal sistemlerle karşı karşıyayız. Bunu dikkate almamız gerekir der. Yani onu birlikte hani onu da dikkate almak gerekir. Şimdi Türkiye'deki kamusal alan tartışmalarına gelince, şimdi tekrar dönecek olursak, şimdi kamusal alanın dönüşümü kitabında Habermas ne yapıyor? Yani bir kamusal alan, bir devlet var. Tamam. Devlet. Devletten ayrışmış bir piyasa var. Piyasa. Ekonomik sistem. Ve hani bunların her ikisinin de ayakta kalmasını sağlayan, insanların hani yetiştiği, var olduğu özel alan, yani işte hani yaşam dünyası, ailelerin, mahallelerin, köylerin, hani insanların birbiriyle yüz yüze ilişkilerinin olduğu, yani toplumsal bütünleşmenin hani olduğu yer. Şimdi bu çerçevede bu özel alandaki insanlar ve işte piyasadan gelen, iş dünyasından gelen insanlar ve devletten, kamusal alandan gelen insanlar, bu üçünün de kesiştiği, yani üç daire düşünün, üç dairenin kesiştiği bir alan düşünün. Habermas'ın kamusal alanın dönüşümünde hani insanların birbirleriyle tartıştığı yer, hani öyle bir yer. Hani bir kahveye gittiğiniz zaman, değil mi, kahveye memur da gelir, devlet memuru, iş adamı da gelir, esnaf gelir, öğrenci gelir. Yani hani daha böyle açık olabilen yerde okul öğrenciler gelir, ev kadınları gelir, hani gelebilir. Hani kıyı şehirlerinde, Türkiye'nin kıyı şehirlerinde hani böyle bir araya gelmeler oluyor. Ama hani Anadolu'da yani kadınların katıldığı yani kahve toplantıları olmaz. Ama sözünü ettiğim diğerlerinin katıldığı kahve toplantıları olur. Hani kamusal alan bu esasında. Şimdi kamusal alanda başörtüsü meselesi, yani bir önceki dönemde bir şekilde devletin bütün kesimlere, yani dini kesimler, etnik kesimler eşit davranabilmesi için devletteki insanların işte devlet kıyafeti, hani giymeleri, hani resmi kıyafet giymeleri falan öyle başlıyor. Hani sonra bu giderek hani çeşitleniyor. Hani artık resmi kıyafet sadece orduda ve poliste kalıyor. Devlet memurları da işte kravatlıdır, şeydir falan, hani takım elbiseli. Şimdi bu da hizmet veren, hani hizmet veren kurum, devlet kurumlarının bu şekilde bir ideolojik, etnik, dinsel neutrality, nötr olma, nötr bir kıyafet, yani onları hatırlatmayacak bir kıyafet. Hani böyle bir anlayış olmuş diyelim ki Fransa'da, Türkiye'de de hani Cumhuriyet dönemi 1930'lar, 40'lar benzer bir cumhuriyetçi devlet anlayışı, hani bütün kesimlere eşit mesafede durma ideali olan, hani burada bunun uzantısı olan, hani devlet üniversitelerinde başörtüsü olur olmaz, yani gereksiz yere bence hani üniversiteyi de hizmet veren devlet modeline katılmış oldu. İşte neyse, sonradan hani YÖK'teki dönüşümler sonucunda o en azından şu sırada bir problem olmaktan çıktı. Bence de bir problem olmamalıydı esasında. Yani Türkiye'deki esas demokrasinin tartışma alanı o tartışma
olmamalıydı ama hani bu cümle yanlış. Böyle dememem lazım. Hani sosyolog olarak neden olduğunu, nasıl olduğunu, sonuçlarının ne olduğunu söyleyebilirim ama olmamalıydı diyemem esasında. Olmasa daha iyi olurdu diyebilirim. Hani özel bir vatandaş olarak çünkü hani demokratik daha farklı bir tartışma olabilseydi ve hani kıyafete odaklanmasaydı çok daha iyi olabilirdi ama Cumhuriyet tarihini düşünecek olursak da kıyafet işte 1930'larda 20'lerde çok önemli olmuş hani filan neyse onu biraz geride bırakayım esas temel kavramlarına giremedim bir türlü haber masasına ona gireyim ama Tamer sanıyorum biz söz almak istedi. Evet Tamer söz parmak kaldırmıştı. Merhabalar herkese. Evet merhaba. Hocam şimdi bu başörtüsü konusunda biraz ben konuşmak istiyorum izninizle. 5 dakikanızı alacağım ama şimdi eskiden hani 1930 sonrası dönemlerde Türkiye'de bir devlet tahakkümü vardı. Yani bu başörtüsü laikleşmesiyle birlikte hani devlet geleneği diyebilir miyiz? Buna Habermas aslında bir çarpıtılmış iletişim diyor. Ben doğru mu algılıyorum onu? Buna bir devam, kısaca devam iletişim diyebilir miyiz? Bilmiyorum. Daha sonra benim Habermas'a aldığım olay şu, kamusallık derken mekan olarak bahsetmiyor. Yani kamusal alan derken kamuoyundan bahsediyor Habermas. Evet. Peki. Bu şekliyle de günümüz hükümetinin başörtü olayına tahakkümle bakma. Sesin kesiliyor Tamer. Senin yani son cümlelerini alamadık. Ben alamadım en azından. Arkadaşlar aldı mı bilmiyorum. Yok hocam biz de dinleyemedik. Yani şu anda tam şey gelmiyor. Belki de daha sonra söz alıp anlatabilirsin. Tamam. Tamamdır hocam. Tamam. Şimdi ben isterseniz bir hani Habermas'ın yaklaşımının mesela Bourdieu'dan farkını anlatarak gireyim ve temel kavramlarını, farkını ve benzerliklerini anlatarak gireyim. Şimdi bir kere hani benzerlik hemen öne çıkıyor. Her ikisi de Weber, Marx, Durkheim üçlüsünün kendisine üçlüsü artı Amerikan sosyolojisinin yani Amerika'daki hem simgesel etkileşimci Goffman mesela her ikisinde de çok öne çıkıyor hem fenomenolojik sosyoloji Schultz mesela her ikisinde de öne çıkıyor mesela Bourdieu'da etnometodoloji hani Schultz'un devamı anlamında mesela söylemiştim aile üzerine ki bir yazısında hani etnometodologların aile kavramlaştırmasından başlıyor. Aynı şekilde bu yetişimsel eylem kuramında da uzun uzun bunlar anlatılıyor. Artı daha başka bir şey. Belki de dil konusundaki Austin'in hani dile yaklaşımı pragmatics şeklindeki dil felsefesini her ikisi de bir şekilde kendilerine göre ediniyorlar. Belki de bir farklılık Habermas Amerika'dan Parsons'ı da alıyor. Parsons'ın sistem yaklaşımını Bourdieu ise ona karşı çıkıyor. Evet. Yani şimdi diğer farklılık daha önce de belirttiğim gibi Bourdieu alan araştırması yaparak kavramlarını geliştiriyor. Habermas ise daha felsefeden doğru gelerek, felsefeden sosyolojiye doğru gelerek ve rasyonel bir tartışmadan
kavramları geçirerek onların sentezini yapmaya çalışıyor. Tabii bu Bourdieu'da yok mu? Var, ancak Bourdieu'nun hani alanda bu kavramlar nasıl alanı çözümlememize yarıyor, ona bakıyor. Peki Habermas hiç alana bakmıyor mu? Bakıyor ama makro düzeyde bakıyor. Yani Habermas gibi hem mikro hem mezo hem makro, yani bu üçünü birleştiren ben gitmekten çok daha çok ulus devletler düzeyinde, küresel düzeyde, Avrupa Birliği düzeyinde ki kavramlara, ilişkilere, yani makro düzeyde odaklanıyor. Yani alanla ilgili analizler yapıyor, veriler kullanıyor. Ama bu veriler daha çok makro veriler. Evet, biriniz parmak mı kaldırdı? Evet, Ahmet. Hocam burada aklıma takıldığı için sormak istiyorum. Habermas'ı daha çok modernizmin modern devamı olarak yorumlandığını okudum pek çok yerde. Benim de algım bu şekilde. Evet. Bu noktada mikro düzeye inmesi beklenen bir şey olur muydu zaten? Hani modernitenin ne kadar mikro ile uğraştığı tartışılır da o yüzden bunu sormak istedim. Hani beklediğimiz bir şey değil zaten, değil mi? Hani... O değil. Yani hani modern olup da diyelim ki mesela simgesel etkileşimciler Goffman modernitenin dışında değil. Ama Goffman hani etkileşim düzeniyle ilgileniyor. Veya George Herbert Mead hani modernitenin başlangıcında modern hani aklın yani hani modernite mikro ile uğraşmaz diye bir şey yok bana göre. Yani modernite yani modern dünyanın analizleri diyelim, modern yaklaşımlar, modern dünyaya modern yaklaşımlar hem mikro hem mezo hem makro düzeyde, bütün bu düzeylerde olabilir. Ama hani şu birinci cümlede söylediğin hani Habermas postmodernistlere karşı, Foucault'a karşı, Baudrillard'a karşı, yani postmodernistlere karşı, çünkü postmodernistler hani modernitenin artık bitmiş bir proje olduğunu, hani veyahut da moderniteye içkin olan aydınlanma projesini hani bir şekilde hem bilişsel bilgimizin sürekli artacağını, evrensel bilgiye ulaşacağımızı, ahlak düzeyimizin evrensel ahlak kurallarına ulaşıp en ahlaklı, en eşitlikçi, en adaletli sistemleri oluşturulabileceğine ve üçüncü olarak güzellik duygumuzun, estetik duygumuzun da özelleşeceğini ve orada da hani evrensel beğeni, evrensel sanatın gelişeceğini, hani aydınlanmacılar hani böyle bir ütopya, hani insanlığın böyle her alanda, yani her alan derken kognitif, bilişsel alanda, normatif, ahlaki alanda ve ifade edici alan veya estetik alanda, yani Kant, hani bunlardan Kant her üçüyle de ilgili birer kitap yazmıştır. Ve de hani Weber de bunu hani modernitenin geldiği dönemde nasıl hani güzel, doğru, hani güzel, ahlaklı, adaletli, iyi, hani güzel, iyi ve doğru, hani bilse olarak doğru, üçü bir aradayken nasıl bunların ayrı özel dünyalar haline geldiğini ve birbirleriyle mücadele eder olduğunu saptıyor. Yani makalesinde, meslek olarak bilim makalesinde hani böyle bir saptamada bulunuyor. Yani bunların, aydınlanmacıların düşündüğü gibi her birisinin evrenselliğe ulaşıp birbirleriyle uyum içinde değil, tam tersi birbirleriyle
mücadele içinde olduklarını, yani bir anlamda hani Muf'un mesela sözünü ettiği agonistik bir toplumun oluştuğunu. Neyse, şimdi yine tekrar temel kavramlarından uzaklaştım. Tekrar Bourdieu ile olan karşılaştırmaya döneceğim ve hani şu benzerlik, yani her ikisi de mikroyla makroyu, faille yapıyı, bireyle toplumu aşma, bunları sentezleme, birleştirme amacında birleşiyorlar. Şimdi bunu Habermas yani açık bir şekilde diyor ki bir sosyolog birinci olarak içeriden, yani toplumun içinden, toplumun yani yaşama dünyasında, mahalleden, ailenin içinden, arkadaşlık gruplarından doğru öznel olarak, onların öznelliklerini anlayarak oradan doğru bakabilmeli. Yani fenomenolojik ve simgesel etkileşimci yaklaşımın kaçınılmaz bir boyutu, yani sosyoloğun kaçınılmaz olarak buradan doğru bakması gerektiğini birinci olarak. Ama yine Bourdieu'da olduğu gibi burada kalmaması gerektiğini, çünkü bu etkileşim düzenlerine, mikro toplumlara, bu mahallelere, yaşam dünyalarına larının dışında, hatta onu hakimiyete altına almaya çalışan sistemler var. Habermas açısından bürokratik sistem ve ekonomik sistem. Ve bürokratik sistem ve ekonomik sistemin toplumsal bütünleşmenin söz konusu olduğu yaşam dünyasındaki dilin, kültürün, dil ile, kültürle anlaşmanın aksine ekonomik dünyadaki dil para, arz ve talep, piyasanın mekanizmaları, piyasanın yasaları, yani eylemin koordinasyonu diyor buna Habermas. Yani ekonomik eylemin koordinasyonu ekonomik kriterlerle sistemik olarak sistemin diliyle, yani sistemin dili de işte para ve türevleri, kredi mekanizmaları, bütün diğer mekanizmalardır diyor. Benzer bir şekilde sistem, bürokratik sistem, siyasal sistemin dili de yaşam dünyasının dilinden farklı olarak bir sistem dili. Oradaki dil nedir? İktidar dili. Yani iktidarı ne kadar iktidarın o varsa ona göre konumlanma, ona göre programları önerme ve toplumu ona göre yönetme. Yani onun dili de iktidar dili. Yani dolayısıyla hani iktidar dili, piyasa dili, paranın dili ve kültürün ve günlük dil, insanın dili, toplumsal dil. Yani bu üç dil, işte bu diğer iki dili, yani sistemik olan dilleri, bu sistemleri anlamak için de sosyoloğun nesnel olması gerekiyor. Nesnelci, kuramsal bir yaklaşımla olaya yaklaşması gerekiyor. Bütün bunları kavramlaştırması gerekiyor. Ve tabii ki de bu ikisini, hani bu iki içten doğru, öznelden doğru bakışla, dıştan doğru, kuramdan doğru, sistemden doğru bakışı birleştirmesi gerekiyor. Yani aşağı yukarı Bourdieu da bunu söyledi. Yani aşağı yukarı hani Habermas birleştirmesi gerekir diyor. Bourdieu ise bunları aşıp hani hem tabii ki öznel, hani habitus öznelleşmiş toplumsal yapıdır diyor. Hani bilimsel habitus da hani bilim yöntemlerinin içselleştirilmesidir diyor. Yani bir anlamda bireyi öznelle başlıyor ama özneli
açıyor işte nesnelle, ama nesneli de her şeyi belirleyen neyse. Geçen hafta bunu tartıştık. Sadece hatırlatmak istiyorum. Habermas'ta benzer bir aşma değil, sentezleme yaklaşımıyla toplumu bu üçlü kavramlaştırması çerçevesinde anlamaya çalışıyor. Şimdi Habermas'ın yaşam dünyasına odaklandığı zaman ki bu hani mikro makro mikro ile mezo arası bir analiz artık burada söz konusu olan, oraya odaklandığı zaman burada üç dünya görüyor. Yani buradaki insanların etkileşimini fenomenolojik bir şekilde anlamaya çalışıyor. Şimdi esasında size yapabilirsem şimdi bir bu iletişimsel eylem kuramının bir sayfasındaki Habermas'ın çizdiği bir şekli göstermek istiyorum. Bakalım becerebilecek miyim? Becerirsem memnun olacağım. Şimdi şuradan Chrome sekmesi olarak şurası, şurada iletişimsel eylem kuramına şey edip buraya gitsem görüyor musunuz arkadaşlar? Evet, yani hocam. şu anda ekranlarınızda iletişimsel eylemlerin dünya göndermeni. Evet evet, ama şeyinizi kapatın. Mikrofonunuzu kapatın lütfen. Evet. Evet, tamam. Şimdi burada bu işte fenomenolojik bir ne diyelim, yaşam dünyası kavramlaştırması. Fenomenolojik. Yani bir anlamda Goffman'ın etkileşim düzenini fenomenolojik olarak Habermas tarafından kavramlaştırması. Şimdi burada iki eylemci var. E1 ve E2. Bunlar aralarında dil ile etkileşim kuruyorlar, iletişim kuruyorlar ve kültür ile. Dil ve kültür. Dil ve kültür. Yani eğer Habermas'la ilgili videolarda son videoyu dinlediyseniz, işte ta böyle Homo sapiens'te iki insan karşılaştığı zaman işte orada ritüel de falan, yani bu etkileşimin olduğu yere ve toplumun kaçınılmaz olarak nasıl ortaya çıktığını gösterdiği bir konuşma var. Yani böyle bir saat süren bir konuşma İngilizce. Yani dinlemiştim, bir kere daha dinledim. İşte bu grafikte, şimdi bu ne diyelim şekilde işte bu karşılaşmayı, yani önce şurada aşağıda E1 ile E2'nin birbirleriyle paralel düzeyde, horizontal, yani yatay şekilde karşılaşmaları var. Yatay şekilde birbirleriyle konuşuyorlar, birbirlerine sözler söylüyorlar. Ama birbirlerine sözleri üç dünya ile ilgili olarak söylüyorlar. Yani birincisi hani nesnel bir dünya ile ilgili olarak. Bu ağaç, hani bu elma ağacından ben toplayacağım. Sen de gel birlikte toplayalım. Ya sen gelme. Hani ben bunu toplayayım gibi. Yani nesnel dünyaya dünya göndermeleri diyor ya burada. Yani bu kitabı çevir. Yani bu nesnel dünyaya bir gönderme var. Hani bu nesnel dünyada bu elma, bu yenir. Hani bu konuda nesnel dünya ile ilgili daha sonra görüşeceğiz. Hani geçerlik iddiaları konusunda birbirleriyle kolayca anlaşabiliyorlar muhtemelen. İkinci olarak bu elma ağacı bizim kabilenin hani alanında o bizim elma ağacımız
mı değil mi? Yani hayır, elma ağacı, bu elma ağacı bazen sizin bazen bizim. Çünkü biz göçebe toplumlarız mı? Yani öyle yani toplumsal olarak doğru mu yanlış mı? Hani bir şeye sahip olmak, elma ağacına veya toprağa, bir yere sahip olmak veya sahip olunacaksa bunu hani bir kabilenin kontrolünde mi olmalı? Her iki kabile birlikte mi paylaşmalı? Eşit olarak mı paylaşmalı? Ortadan mı bölmeli? Yani bunlar nedir? Toplumsal normatif tartışmalar. Yani normatif tartışmalara yani bir yerde birbirlerini ve her birisinin bu iki etkileşimde olan iki kişinin mensup olduğu toplumu ve o toplumun normları konusunda birbirleriyle iletişimde buluyorlar. Tabii ki dilleri zaten hani oradan kaynaklanıyor. Dildeki bütün anlamlar oranın kültüründen kaynaklanıyor. Ama bir üçüncü dünya da var diyor. Burada görüyorsunuz hani altta dikey olarak nesnel dünyaya ve toplumsal dünyaya gönderme yapılıyor. Ama yine paralel yatay düzlemde her ikisinin öznel dünyalarına göndermeler yapılıyor. Yani birbirleriyle konuşurken birbirlerine içsel olarak gerçekten hissettiklerini, inandıklarını mı söylüyorlar? Başka bir şey mi söylüyorlar? Yani orada da farklı bir geçerlilik iddiası var. Yani hani şu işte iletişimsel eylemin dünya göndermeleri analizi Habermas'ın fenomenolojik sosyologlardan aldığı, geliştirdiği ve hani bu kitabında temellerinden birisi. Yani kitap boyunca bu üç dünya ile ilgili tartışmalar, geçerli iddialarım. Evet, şimdi bunu buradan çekeyim ve tekrar bu geçerli iddiaları konusuna döneyim. Şimdi diyor ki Habermas, üç dünyaya karşı üç farklı tavır, tutum geliştirmiştir insanlar diyor. Yine esasında hani biraz önce sözünü ettiğim Kant'ın üç kitabında da özetlenen üç farklı yaklaşım, tutum. Birisi nesnelleştirici, yani bilişimsel boyut, yani insanların yani bir yanı, yani en diyelim ki en az karmaşık olan kabile toplumundan en karmaşık topluma kadar bu kognitif bilişimsel boyut olmaması imkansız. Yani bu dünyada yaşayabilmek için bilgi üretmek gerekiyor. Yani o dünya ile ilgili, dünyalar ile ilgili bilgi üretmek gerekiyor ve bu bilginin üretme biçimi nesnelleştirici bir tutumla oluyor diyor Habermas. İkincisi insanlar birbirleriyle olan etkileşimi içinde normatif olarak yaklaşıyorlar. Yani pratikleri, toplumsal pratiklerinin toplumsal normlar, ahlaki değerler çerçevesinde değerlendirilmesi. Yani bütün bu toplumlarda nesnelleştirici, bilişsel yaklaşım kadar normatifleştirici, ahlaki boyutu ortaya çıkartıcı, adaletli olup olmamayı ortaya çıkartıcı bir normatif tutum, yaklaşım da ola gelmiştir diyor. Ve üçüncü olarak yani yine bütün bu toplumlarda
Üçüncü bir tutum, yaklaşım ise anlatımsal olmuştur diyor. Yani insanların kendilerini anlatmaları. Hani bunları, bu üçü ilginç bir şekilde Parsons'ta da vardır. Parsons bunları nesnelleştirici bilişsel olanı bilimle normatif değerlendirici olanı ahlakla ve hukukla, üçüncü anlatımsal olanı da sanatla, hani aynen şeyde Habermas'ta, Parsons'ta burada uyuşuyorlar. Belki de Kant'a da bir gönderme yaparak, yani Kant'ın üç kitabına gönderme yaparak. Şimdi bu üç dünya ile ilgili olarak insanlar birbirleriyle bu müzakereci demokrasi çerçevesi içinde veya yani o kadar kamusal alanda olmayabilir. Hani evde, aile içinde veya arkadaşlar arasında tartışırken belirli geçerlik, yani geçerlik iddiaları, geçerlik kriterleri, ölçütleri gelişiyor. Yani tartışmanın bu üç, biraz önce gösterdiğim üç dünya ile ilgili tartışmanın her birine ilgili önermeyi neye göre değerlendireceğiz? Şimdi nesnelleştirici, bilişsel bir şekilde ve nesnel fizik dünya ile ilgili olarak tartışıyorsak, hani fizik dünyayla ilgili ne diyoruz? Güneş mesela, hani bazen hani orada diyebiliriz ki hani şu dışarıda şu anda yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor mu, yağmıyor mu? Hemen insanlar bakar pencereden, birbirleriyle anlaşabilirler. Ama nesnel dünya hakkında, fizik dünya hakkında hemen uyuşmak o kadar kolay değil. Güneş doğdu, dünya onun etrafında, yani güneş bizim etrafımızda dönüyor dediğiniz zaman, hayır, güneş merkezdedir, dünya güneşin etrafında dönüyor dediğimiz zaman, hani nesnel dünya ile ilgili bir tartışma bu, ama biliyorsunuz hani neredeyse Galileo'nun hayatına mal oluyor. Hani, güneşi merkeze alıp dünyayı onun etrafına döndürdüğü zaman, yani dünyayı merkezden çıkardığı zaman, yani nesnel dünya ile ilgili ama tartışma hani sonunda evet, dünya güneş etrafında dönüyor. Onun hani daha o zaman Galileo döneminde kanıtları toplandı. Giderek daha fazla kanıtı toplandı. Giderek hani bir 1490 küsurda Christoph Kolomb dünyanın etrafında hani şey etmek üzere batıya giderek doğuya gideceğim derken Amerika'yı falan filan filan, yani o hani nesnel dünya ile ilgili tartışma önermeyi söylüyorsunuz, dünya yuvarlaktır veya dünya güneş etrafında döner veya güneş dünyanın, yani bu önermeleri dış dünyaya bakarak, dış dünyadan edindiğiniz verilerle doğruluyor veya yanlışlıyorsunuz. Yani doğrulama, yanlışlama söz konusu. Ama normatif dünyayla ilgili, toplumla ilgili, toplumun kurallarıyla, gelenekleriyle ilgili bir tartışma yapıyorsanız, hani yine tabii hani sosyolojik olarak nesnelleştirici bir yaklaşımla çalışabilirsiniz. Ama o hani insanlar sosyolog değiller, normal insanlar, ama sosyologça nesnelleştirerek veya hani öznel, içten doğru bakarak, her ikisini de yaparak bakmak yerine toplumsal varlıklar olarak toplumun normlarına uygun mu değil mi diye bakıyorlar. Yani eğer iki insan bir arada yaşıyorsa, yani bir kadın ve bir erkek, onların evli olması gerekir. Evli değillerse hani uygun değildir, uygundur. Yani
zaman falan, yani bu, bunun tartışması, yani normatif, ahlaki veya toplum kurallarına, normlarına uygun, uygun değil tartışması yapılıyor. Yani ikinci tür geçerlilik iddiası hani bununla ilgili. Üçüncü tür geçerlilik iddiası ise iş dünyalarla ilgili. Yani iş dünyaların, yani birisi kendi iç dünyası ile ilgili bir şey söylediği zaman ve tabii ki ikisi, iki insan veya bir grup birbirleriyle olan ilişkilerinde hani ne kadar gerçekten hissettiklerini sansürlemeden söylüyorlar, ne kadar sansürleyerek ya hatta tam tersini, yani hiç istemedikleri halde istiyorum diyorlar. Yani buradaki geçerlilik kriteri samimiyet. Hani ne dereceye kadar samimi, ne dereceye kadar yalan söylüyor. Sanıyorum biriniz bir parmak kaldırdı ama ben görmezlikten geldim. Şu geçerlilik iddialarını kavramlaştırmasını Habermas'ın anlatayım derdine düştüm. Hanginiz el kaldırdı? Görebilir miyim? Veya geçti mi? Hani sorunun yeri mi geçti? Veya yorumun yeri mi geçti? Galiba öyle, değil mi? Öyle mi? Ha, Ahmet, evet Ahmet. Ben değildim hocam. Chat'te bir şey geldi galiba. Herhalde onun sesiyle karıştırdınız hocam. Ha, öyle mi? Peki, tamam, peki. Peki, o zaman devam ediyorum. Sizden bir soru yoksa veya hani burada bu geçerlilik iddiaları konusuna ve bu üç tutum, yaklaşım, üç dünya konusunda sorunuz yoksa veya bir tartışmanız yoksa devam edelim diyorum ben. Devam edelim mi? Edelim. Evet, şimdi o zaman burada şeye geçiyorum ben. Yaşam dünyasını daha önce anlatmıştım. Ancak hani biraz daha geliştirerek, biraz daha açarak anlatabilirim diye düşünüyorum. Ki Habermas'ta bu iletişimsel eylem kuramı hani kitabının değişik yerlerinde bunu okurken şekillere dikkat edin. Yani şekilleri çok anlatımsal bir şekilde yapmış Habermas. Hani siz de ondan yararlanın derim. Şimdi yaşam dünyasını, evet galiba şimdi bir parmak, evet Tamer. Ümit ederim mikrofonun daha çizim. Hocam duyabiliyor musunuz? Duyuyorum ama bağırmadan. Hocam o tablo üzerinde E1'ler var. Evet. O E1'ler ideal konuşma durumunu mu anlatıyor bize? Eylem, yani insanlar arasındaki o eylem birilerdekiler, insanlar evet. arasındaki ideal konuşma durumunu mu anlatıyor bize? Evet. Yani insanlar arasındaki sırf eşitsizliğinin olmadığı durumları, bütün insanların güç dengelerinde eşit olduğundan mı bahsediyor bize E1'ler? Evet, yani eşitsizliğini burada da olduğu gibi mikrofonu kapatabilir misin Ömer? Burada da olduğu gibi hani bir dilsel piyasa, oradaki farklı etnik gruplar, dini gruplar, yörelerden gelme ve dilsel eşitsizlik noktasını ele almıyor. Yani burada iki aynı kabileden birbirleri veya aynı mahallede veya aile içinde iki insan birbirleriyle, hatta Leydir'de bir örnek vardır, anne ile kız birbirleriyle tartışırlar. Hani dolayısıyla tabii anne ile kız eşit mi birbirleriyle? Değil esasında. Hani birisi anne, birisi onun kızı falan tartışmada da zaten o ortaya çıkıyor. Bu arada bu Leydir'deki Habermas bölümü de fena değildir. Yani onu okumanızı öneririm. Tamer'in sorusuna vereceğim cevap. Evet, yani Habermas açısından bu iki eşit insanın, eşit konumda, statüde insanın birbirleriyle hem yatay olarak hem de üç dünya hakkında dikey olarak konuşmaları ve
iletişimin, yani birbirini etkileşimin, birbirini anlamanın ortaya çıkması, yani toplumsallığın ortaya çıkışı. Hani neyse, buna girmeyeceğim. Bu şeydir. Yani Parsons'ta falan hani contingent, ha, bu oluşumsaldır. Yani iki insanın esasında hakikaten anlaşması zorunlu olarak anlaşırlar değil. Oluşumsal bir şekilde anlaşma ihtimalleri yüksektir. Hani daha oluşumsal bakmak olumsal, daha doğrusu. Hem oluşumsal, yani ortaya çıkıyor. Oluşup ortaya çıkıyor. Hem de olumsal, yani olasılıklı, olabilir de olmayabilir de şeklinde bir şeydir. İki insanın birbirleriyle konuşabilmesi, anlaşabilmesi. Evet Ahmet. Hocam çok pozitif değil mi? Yani hani bu yaklaşım böyle hani mutlaka olumlanacaktır falan gibi, böyle bir hani fazla indirgemeci geliyor benim kulağıma açıkçası duydukça. Hani dünyadaki 6-7 bin milyar insanı düşünüp bunlardan mutlaka iki kişinin her zaman bir şekilde anlaşacağını varsaymak çok ciddi işte, bir varsayım değil mi? Hayır işte, tam da bu Ahmet. Olumsal bu. Yani olumsallık kavramı, bakın iki kavram kullandım. Bir oluşumsal. Oluşumsal İngilizce'de emergence karşılık gelir. Yani iki insan bir araya gelip oluşumsal olarak yani anlaşabilirler. Birlikte bir firma kurabilirler. Yani bir firma ortaya çıkar. Veya bir kadın bir erkek bir araya gelirler. Anlaşırlar, anlaşamazlar. Sonunda nişanlanıp evlenme, yani bir evlilik ortaya çıkar. Yani oluşumsal. Ama iki insan, kadın bir erkek, hani sonunda evliliğe doğru gidip gitmeyeceği olumsaldır. Buradaki olumsallık contingent, İngilizce'deki contingency. Yani olabilir de olmayabilir de. Aynen senin dediğin gibi. Yani Habermas da bu contingency'nin farkında. Ama diyelim ki mesela MUF kadar, yani daha sonra göreceğimiz Laclau kadar veya Butler, Zizek, hani bunlar bu contingency meselesini, yani olumsallık meselesini daha öne çıkarıyorlar. Haklısın, Habermas'ta daha şey, ne diyelim, olumsallık geri planda. Yani şimdi olumsallığı şöyle ben alıyorum. Yani bir tarafta tamamen her şey keyfi, rastgele, hiç belirlenme yok. Herkes özerk. Bu Leibniz'in monatları gibi birbirlerinden bağımsız. Öbür şeyde 19. yüzyılın determinizmi. Yani her şey belirlenmiş. Her şey, hiçbir şey tesadüfe bırakılmamış, belirlenmiş. Ama diyor hani bu olumsalcı yaklaşım, gerçek dünya, yani bırakın toplumsal dünyayı, hani fizik dünya bile veya evren bile, hani her şey veya atom altı parçacıklar dünyası deterministik şekilde belirlenmiş değil. Olumsallık contingency'ler var diyor. Eğer Ahmet sen Habermas'ta fazla contingency yok, biraz fazlaca determinizm var diyorsan, yani bir dereceye kadar haklı olabilirsin, ama yani 19. yüzyıl determinizmini geride bırakmış durumda Habermas. Dolayısıyla yani ille de pozitif, olumlu olacak, sonuç olumlu olacak diye bir şey yok. Peki, ikna oldum mu bilmiyorum. Peki Ahmet? Şeyi sormak istiyorum hocam. Ya, ama illa bir şey olacak değil mi? Hani varsayımsal olarak bir şeyin olacağını varsayarak biz yola çıkıyoruz. İlla olacak diye anlıyorum. Yok, illa olacak o deterministik olur. Hayır, illa olmayacak. İki insan bir araya gelir. Yani bir
Hani bir araya gelirler, bir çay, kahve çay içerler. Buluşalım falan diye konuşurlar. Ama ikincisi hiç olmaz. Bir kere daha çay içmeye buluşalım diye birisinden birisine öbürüne teklif gelmez. Biter orada. Yani birçok ilişkide... Anladım hocam. Tamam mı? Yani olumsallık bu. Olumsallık ama bazıları da hani sonuna kadar gider. Sonunda evlenirler. Çocukları da olur. Bir yastıkta kocarlar. Mesela biz öyleyiz. 47 yıldır evliyiz mesela. Olabiliyor. Sürebiliyor. Daha inşallah daha fazla sürecek. Evet. Şey anlatıyordum. Hani yaşam dünyasının kendi içindeki ayrışması, farklılaşması. Yaşam dünyası sistemlerden hani sistemler ayrışıyor. Yaşam dünyası da yani kendi içinde zaten biraz önce o oklarla gösterdiğim teknolojik şekilde de zaten hani dil kültür boyutu var. Hani onlar bir şekilde etkileştikleri zaman her birisi bir toplumun yani genel olarak bir toplumun üyesi insanlar. Hani başka bir toplumdan gelmişse bile hani geçici olarak bir toplumun üyesi. Ve bir dili, ortak bir dili konuşuyorlar. Hani konuşabilirler. Ama yani iki kabilenin iki üyesi her birisi ava çıkmış. İki ayrı dil konuşuyorlar. İki ayrı kültürden karşı karşıya geldikleri ve birbirlerini öldürdükleri olmuştur. Yani o da olmuştur. Ama hani genel olarak insanlar karşılaştığı zaman hani üç boyutlu bir yaşam dünyası ortaya çıkar diyor. Yani bunlar neler? Yani bir dil, kültür içindedir insanlar. Birbirleriyle konuşurlar. Hani Homo sapiens'in belki de ortaya çıkışını hani bu sözünü ettiğim videoda hani ortaya çıkışı hem dille hem de ritüellerle hatta belki de dinsel ritüellerle mi oldu falan bunu sorguluyor. Evet yani birisi kültür. İkincisi hakikaten her ne kadar olumsal da olsa toplumsal bir ilişki ortaya çıkıyor. Veya toplumsal toplumun üyesi olarak ilişkide bulunuyorlar. Dolayısıyla toplum boyutu var. Kültür boyutu, toplum yani dil kültür boyutu, toplum boyutu ve de hani üçüncü olarak hele günümüzdeki yaşam dünyalarında hani kişilik yani bu iletişimde bulunmak üzere karşı karşıya gelen o E1 ve E2 hani bir şekilde eylemci oradaki E1 bir eylem diye E var ve eylemci diye E var. Bu iki aktör eylemde bulunan bu insanlar esasında şeyin diliyle bu çevrinin diliyle edimde bulunan bu insanlar hani bir şekilde kişilikleri var. Yani bir hani iç dünyaları var. Kişilik hani bir hakikaten şeyi anlatırken de yani toplumsallaşmayla yani bir toplumun ortaya çıkmasıyla bireyselleşmenin hani bir çifte bir çifte sonuç olduğunu anlatıyor Habermas. Çok ilginçtir. Hakikaten bu videoyu bir dinleyin. Hani benim koyduğum üçüncü video bu ritüeller üzerine olan konuşması. Hani yani toplumun ve bireyin yani birey demiyor. Individuation İngilizcesi. Bireyselleşme. Yani bir şekilde hani hem toplumun bir üyesi olma, toplumun kurulması ama bunu kuran hani bunu antropologlarla tartışılabilir. Acaba kabile toplumlarında hani bireyselleşme düzeyi neydi? Yani bugünün bireyselleşme düzeyiyle kabile toplumundaki bireyselleşme düzeyi aynı değil tabii ki. Yani kabile toplumunda çok daha ne diyelim komünite, topluluk, cemaat
Değil mi? Hani cemaat ilişkileri hakim. Oysa ki hani günümüzde tönnizvari bakacak olursa hani cemiyet, toplum, hani topluluk, toplum bağlamında toplum da bireyde var. Yani bu birey ve toplum işte nasıl onun ötesine geçiliyor, nasıl bunlar sentezleniyor. Hani Burdio'da konuştuk şimdi. Habermas'ta konuşuyoruz. Ama yani bu ikisi zaten birey ve toplum olarak değil diyor Habermas. Habermas'ın analizinin şeyi bu. Hani o karşı karşıya gelen iki eylemcinin o eylemde bulunduklarında. Yani hem toplum ortaya çıkıyor hem birey ortaya çıkıyor. Yani aynı sürecin iki boyutu olarak ortaya çıkıyor diyor. Ve de bu hani üçüncü boyut çerçevesinde de ne dil ve kültür çerçevesinde ortaya çıkıyor diyor. Bilmiyorum yani yaşam dünyasının üç boyutunu bu şekilde anlattım sanıyorum. Şimdi Habermas burada kalmıyor. Diyor ki yaşam dünyasının ve sistemler dünyasının yeniden üretim ve dönüşüm dinamikleri vardır diyor. Sistemler dünyasının yeniden üretim dinamiği, hani piyasanın yeniden üretim dinamiği, ekonomi biliminin hani alanı, hani yatırımlar, tüketim, sermaye, emek, yani bütün hani onların sermaye birikimi yeniden üretim ve genişleyerek yeniden üretim veya dönüşüm, hani bir tür üretim biçiminden başka tür üretim falan, yani onun mekanizması. Yani bunlara maddi yeniden, maddi demeyelim, ne diyelim onu, hani dil ve kültürün de var burada ama biraz önce sözünü ettiğimiz hani para demiştik, şeyin dili, eylemleri koordine eden dil yasada para, birikim, sermaye birikimi. Öbüründe de iktidar demiştik. Yani dolayısıyla oradaki yeniden üretim ve dönüşüm dinamikleri parayla ve iktidarla ilişkili. Yani hani şeye göre daha maddesel yeniden üretim süreçleri. Yaşam dünyasında ise simgesel, manevi yeniden üretim süreçleri var diyor. Ve bu simgesel yeniden üretim süreçlerini, manevi yeniden üretim süreçlerinde üçe ayırıyor. Diyor ki bunlar kültürel yeniden üretim, toplumsal bütünleşme ve sosyalleşme. Hani bunlar hani bildiğimiz toplumla ilgili üç önemli süreci, üç yeniden simgesel yeniden üretim süreci diyor. Ve bu simgesel yeniden üretim sürecinin katkılarının olduğu durumda yaşam dünyası kendisini sürdürüyor. İnsanlar anlaşıyorlar, hani çocuklarını büyütüyorlar veya mahallede bir araya geliyorlar, mahalle için bir şeyler yapıyorlar veya köyde veya arkadaşlar bir araya gelip falan. Yani ama eğer diyor bu üç simgesel yeniden üretim mekanizmasından mesela işte kültürel yeniden üretim çalışmazsa krizler ortaya çıkıyor diyor. Şimdi çalışırsa toplumda hani geçerli bilgi olur, yani herkesin anlaştığı yani o yani kültür yeniden yorumlanmış, yani yeniden üretim yeniden yorumlanmış ve bu dünyaya uygun gelenekler bu dünyaya uygun olarak devam ettirilmişse o zaman hani daha meşru ilişkiler kurulur. Eğitimin hedeflerinin ne olacağı bellidir. Ama eğer iyi çalışmamışsa bu kültürün dönüştürülmesi, yeniden üretimi, yeniden yorumlanmamışsa o zaman işte Weber'in korktuğu anlam yitimi meydana gelir diyor. Yani Weber'in modernleşmenin ortaya çıkardığı büyünün bozulması dediği, hani rasyonelleşmenin sonucu
Yani öyle bir şey olabilir ki gelenekler yeniden yorumlanıp yorumlanamayabilir ve anlam yitimi olur. Veya işte meşru ilişkiler, meşruluk krizleri olur diyor eğer bu kültürel yeniden üretim uygun bir şekilde olmazsa ve eğitim sistemi krizleri ortaya çıkar diyor. Evet, şimdi Ömer Faruk. Evet Ömer. Hocam çok kısa şeyi soracaktım. Yanlış mı hatırlıyorum? Weber bu anlam yitimini din ekseninde söylemiyor muydu? Yani dinin hayattan çekilmesi ekseninde kullanmıyor muydu bu anlam yitimini? Sanki ben öyle hatırlıyorum ama. Doğru. Yani hani din çerçevesi dediğim de ben din gibi hatırlıyorum. Doğru. Yani ben de gelenek dedim. Gelenek zaten hani rasyonalizasyon, modernite öncesi gelenek veya kültür dediğimiz zaman kültürün, hani kültür diye sosyoloji diliyle konuşuyoruz ama hani modernite öncesi kültür dediğimiz zaman %90'ı din yani bunun. Doğru. %90'ı değilse %80'i din yani. Dolayısıyla hani rasyonelleşmeyle birlikte araçsal aklın hani hakimiyetiyle birlikte amaçlara, değerlere yönelik olanı geri plana itilir ve işte anlam yitimi olur diyor. Doğru, aynen. Yani Habermas da onu tekrarlıyor esasında. Weber'i tekrarlıyor burada. Tamam, anlaştık mı bu konuda? Anlaştık hocam, sağ olun. Tamam, evet. Şimdi ikinci olarak toplumsal bütünleşme, hani toplumsal bütünleşme, bu da Durkheim'in çok büyük şeyiydi biliyorsunuz yani. Toplumları toplumsal bütünleşmenin işte İngilizcesi solidarity, Fransızcası solidarite, İbn Haldun'cası da bak şimdi aklıma gelmedi İbn Haldun'casını. Kimin aklına gelip söyleyecek bunu söyleyeyim bakalım. Böyle bir şey. Nasıl gelmedi gördünüz mü? Yani İbn Haldun'un Asabiye olabilir mi hocam? Asabiye, evet aynen. Kim, hangini söyledi? Şakir mi? Evet. Ben söyleyecektim. Ahmet mi söyledi, Şakir mi? Hangini söyledi? Ahmet Şakir söylemiş olsun. Tamam, Şakir. Yok. Teşekkür ederim. Ben söylemedim hocam. Kim söyledi? Hayır, söyleyecektim dedim ben. Hanginiz bunu? Ahmet. Bunu? Ahmet diyor. Peki, Şakir söyledi ama. Tamam. Teşekkür ederim Şakir. Asabiyya tabii ki. Yani İbn Haldun işte Kuzey Afrika'daki toplumların şehirlerin, medeniyetin, devletin ortaya çıkması ve onun giderek asabiyesini kaybederek asabiyesi daha güçlü olan kabileler tarafından gelip yeniden kuruluşunu anlatır ya. İşte Durkheim'da da bu bütünleşme dayanışma değil mi? Türkçe'de dayanışma diye çeviriyoruz bunu. Bütünleşme, dayanışma. Şimdi bu dayanışma, bütünleşmenin Durkheim'da mekanik dayanışma dediği zaman kabilelerin birbirine benzer olanların birbirleriyle kenetlenmesi neyle? İşte dinle, ritüellerle ve diğer geçerli dini törenlerle bütünleşmesi. Ama modernleşmeyle birlikte, sanayi toplumunda, şehirleşmeyle birlikte onun yerini, bu mekanik dayanışmanın yerini organik dayanışmanın alması. İş bölümüyle. Ama iş bölümüyle dayanışma yeterli olmuyor. Çünkü krizler ortaya çıkıyor diyor. İşte onlara da anomi diyor. Değil mi? İşte farklı intihar türleri. Egoistik intihar, anomik intihar, özgeci intihar, meşhur intihar kitabında
ondan önce toplumda iş bölümü kitaplarında bu dayanışmanın olması olmaması dereceleri hani Dürkheim'in çok üzerinde durduğu bir konudur ve anomik kavramını hani toplumsal bütünleşme olduğu zaman hani daha aidiyetler topluma aidiyetler daha öne çıkıyor. Görevler insanların birbirlerine olan görevler anne babanın evlatlarına evlatların anne babalarına yani veya devletin verdiği görevler toplumun verdiği yani onları sorumluluklar diyelim hatta görevler ve sorumluluklar ve dolayısıyla onunla birlikte hani yetkiler sorumluluklar yetki sorumluluğu ve görev yerine getirmesi yani bütün bunlar olabiliyor yani iyi işleyebiliyor ama toplumsal bütünleşme olmazsa katkıları yeterince değilse işte tam da onun dediği anomi ortaya çıkıyor kolektif kimlik krizi ortaya çıkıyor yabancılaşma şimdi burada yabancılaşma daha çok toplumsal bütünleşmenin olmaması durumunda Zimmel'deki hani yabancı daha çok bu oradaki Marx'taki yabancılaşma daha merkezi bir şey. Yani Marx'taki yabancılaşma o maddi yeniden üretim sürecinde hani işçi, işveren bağlamında emeğin ürünlerinden kopması, emeğin üreticinin ürünlerini kontrol edememesi tam tersine ürettiklerinin kendisini dönüp kontrol eder duruma gelmesi hani oradaki yabancılaşma kavramı biraz daha farklı. Buradaki daha hani toplumsal bütünleşmenin olmadığı durum yabancılaşma. Son olarak sosyalleşme hani ailede çocuk iyi bir sosyalleşme sürecinden geçerse ne oluyor? O zaman kişisel kimlikleri gelişmiş oluyor. Çalışma güdüsü, öğrenme güdüsü, birlikte olma güdüsü çok yüksek oluyor. Motivasyonu yüksek oluyor yani. Yorumlama gücü yani yorumlayabiliyor. Yani çünkü öylesine sosyalleşiyor ki hani dili yetkin bir şekilde öğreniyor. Kültürü, değerleri, insanları, insanlarla ilişki kurmayı öğreniyor ve yani tam bir yani hazır topluma geri kalan süreçleri gitmeye, yaşamaya hazır bir özne haline geliyor. Ama eksik olduğu zaman işte güdülenme, motivasyon eksikliği oluyor. Hatta psikopatolojiler ortaya çıkabiliyor. Eğer bu işte anne baba çocuk hani Freud hani burada işin içine giriyor. Yani ne yapmış olduk? Hani Weber birincisinde, ikincisinde Dürkheim. Burada Freud daha çok öne çıkıyor ki Habermas'ta Freud sözünü etmedim. Başlangıçta Freud da önemli. Hani Freud'dan da çok yararlanıyor Freud'un analizlerinden ve burada yine sözünü ettiği konulardan birisi hani bir kültür konusunda anlam yitimi de burada gelenekten kopma, geleneğin kopması, gelenekten kopma eğer uygun bir toplumsallaşma olmamışsa böyle bir kopuş ortaya çıkabiliyor deyip bu krizleri anlatıyor. Evet yani bu hani krizlere daha da bildiğimiz kriz olarak yaşam dünyasının sistemler tarafından kolonileştirilmesi de hani önemli bir kriz patoloji olarak Habermas'ın ele aldığı krizlerden birisidir. Hani meşruiyet krizi kitabı var onunla ilgili meşruiyet krizleri diye. Yaşantı dünyanın kolonileştirilmesi de hani ekonomik dünya tarafından bazen veya bürokratik dünya tarafından hakimiyet altına alınması ve yaşam dünyasının özerkliğini veya görel özerkliğini kaybetmesi durumu olabiliyor. Bunları dikkatimize sunuyor analizinde.
Habermas. Sanıyorum biraz fazlaca tek yönlü olarak konuştum. Sizler buna eklemelerde bulunacak mısınız? Ne tür eklemeler yapacaksınız? Onu bekleyeyim. Ama bu arada da kitaplarından söz etmiştim. Şuraya bir kitaplar listesi koydum. Onları da hani görmüşsünüzdür ama ondan önce evet bu anlattıklarımla ilgili sorularınız, katkılarınız neler olacak? Onları bir dinleyeyim. Sonra da bu kitapların üzerinden hızlıca geçeyim ve bu dersi sonlandıralım. Geçen seferki gibi bir sonraki derse geç kalmayın. Yani 8'e çeyrek kala falan 10 kala bitirmek istiyorum ki hani bir şeyler yiyip öbür dersinize gidebilesiniz. Evet, şimdi sizlerden katkılar, sorular var mı? Evet, Ömer Faruk Tüfekçi. Evet, Ömer. Hocam ben şeyi merak ediyorum. Yani merakım bulursanız. Bu kamusal alan kavramını bildiğiniz gibi biz çok tartıştık yani. Son dönemde artık hiç gündeme gelmiyor şükürler olsun ama. Evet. Zamanlar kavramlara kadar. Yani benim çocukluğumu hatırlıyorum biraz daha böyle. Zamanımı üniversiteyi hatırlıyorum. Sabahlara kadar bu kamusal alan tartışma programlarında sabahlara kadar konuşulurdu ve sizin de dediğiniz evet. gibi belki biraz daha böyle bir yorumu ne derler böyle ekstensif bir yorumu belki kabul edilip üniversiteler öyle sırayla neredeyse tapu dairelerine falan böyle şeylere kadar hani hani hizmet alırken bile artık işte yapamazsın falan ne kadar giden bir yoruma doğru gidiyorduk. Ki işte sonra işte bildiğimiz gibi konular değişti. Farklı bir noktaya geldi. Burada evet. Habermas'ın haberi var mı? Biz de böyle bu kadar tartışıldığını kavramdan bilmiyorum ama kendisinin bu noktadaki yani kamusal alanını olumlayarak mı anlatıyor? Yani kamusal alanın bir gereklilik olduğuna dair mi? Yoksa böyle bir ne açıdan ele alıyor? Aslında ben biraz onu tamam. Evet güzel. Şimdi onunla başladım ama şimdi sen sorduğuna göre tam anlatamamışım. Şimdi kamusal alanın dönüşümü hani kitaplar tam da kitaplara girmiştim ya. Kamusal alanın yapısal dönüşümü işte 1962'de yayınlanıyor. Esasında Habermas'ın hani ilk çıkışı bu. Yani orada dediği şu. Yani bütün insanlığın tarihi boyunca işte önce hani kabilelerde kim daha çok karar verir? Yaşlılar, aksakallılar. Hani, işte sonraki aşamada yani Habermas'ın aşamalarını düşünecek olursak hani tabakalaşmış kabilelerde ise hakim kabile köleleştirdiği kabile hakkında kararlar alır. Hakim kabilenin de yine hani yaşlıları kararları alırlar filan. Sonra biliyorsunuz hani devlet hani ve işte Sümerler'de, Mısır'da, bütün hani Hititler'deki devleti düşünecek olursanız yani kral yani tanrısal kral yani yani bütün kararları yani mutlak ve kutsal yani bir şeyden doğru yönetme yani bütün toplumun ne olacağını hayatta mı kalacak hani ölecek mi aç mı kalacak yani bütün hani ölüm kalım kararları kutsal kral ve onun aygıtı tarafından diyelim karar. Ama feodal dönemde bir şekilde bu mutlak devlet desentralize oluyor. Hani biliyorsunuz lordlar, beylikler Avrupa'da böyle
doğuda da mesela Osmanlı'da zaman zaman biliyorsunuz beylikler ortaya çıkar. Hani şu Selçuklu devletinin yıkılmasıyla hani Anadolu'da kaç tane beylik vardır? Yani beylikler dönemi daha çoğulcu bir, ama sonra hani giderek hani daha merkeziyetçi bir devlet, merkezileşmiş bir devlet kuruluyor falan. Tam da hani merkezileşmiş bir devlet kurulduğunda Avrupa'da bu feodal beylikler kendi aralarında işte tartışıyorlar. Yani beylikler veya şehir devletleri hani İtalya'da falan. O sırada hani Avrupa'daki düşünürlerin gözünde ya bakın Osmanlı ne kadar da şey bir şekilde karar veriyor. Bütün konulara biz karar veremiyoruz filan tartışmaları var. Ama orada da sonunda Foucault'un sözünü ettiği, Foucault'u ele aldığımızda göreceğimiz mutlak devlet. Yani yani kapitalist devlet öncesi ne diyelim, beyliklerin yavaş yavaş ortadan kaldırıldığı, aristokratların sarayda kalandığı, Elias bunu, Norbert Elias çok güzel anlatır bunu. Hani bir mutlak devlet. Mutlak devlette belki de sarayda işte iktidarlarını ve hani fiziki şiddet kullanma iktidarlarını kaybetmiş olan aristokratlar sarayda kendi aralarında tartışıyorlar. Yani ilk böyle aristokratlar arası bir tartışma sarayda. Bu giderek yani şimdi birden şeye atlamış oldum ama Elias'a atlamış oldum. Burjuvalar da kendi aralarında kamusal alanda tartışmaya başlıyorlar. İşte Habermas bunu ele alıyor. Yani nerede mesela çay masaları hani Almanca olarak hani masa ve çayı yani ne yok bizim kahvehaneler dedi hani kahvehaneler gibi yerlerde insanlar bir yandan çay içiyorlar diyelim ki veya kahve içiyorlar. İstanbul'dan kahve oraya da gitmiş hani ondan sonra ve bu özel alandan gelmiş insanlar veya iş dünyasından gelmiş veya devletten gelmiş insanlar yani hükümet artık hani parlamentoda belirleniyor hükümet. Parlamentoda insanlar temsilciler zaten tartışıyorlar ama parlamentoda temsilcilerin tartışması yeterli değil. Hani biz de o temsilcileri seçenler olarak kendi aramızda tartışıp kamusal çıkarların ne olacağına karar vermeliyiz. Yani kamusal alan bu ve de olumluyor bunu tabii ki Habermas. Yani bunun hani işte mutlak devletten sonra işte Fransız devriminden sonra parlamentoların oluşmasıyla bunun sadece parlamentoda veya hani bir önceki dönemde sadece sarayda aristokratlar arasında kalmayıp bunun hani işte mülk sahibi burjuvalar, burjuva kadın ve erkekler, genç ve yaşlılar hani bir araya gelip kamusal çıkarları yani toplumun hangi alanlarına ne yapılmalı, eğitim sistemimiz ne olmalı, demokrasimiz ne olmalı falan yani bu konuları tartışıyorlar. Yani olumlayarak tartışıyorlar. Yani anlatabiliyor muyum? Evet Ahmet. Hocam ben şeyi çok seviyorum. Teoriyi bağlama oturtmayı, kontekste oturtmayı çok seviyorum. Burada şey aklıma geliyor. Evet. Bu kamusal alanda hani bir araya gelme, işte kahvehanede olur, çayhanede olur, neredeyse bir araya gelme fikri sanki bana şeyden kopuşu betimliyor. Bu yani sonuçta Habermas'ın doğumu 29, hani 2. Dünya Savaşı'nı görmüş. Oradaki evet. O faşizmin yükselişini, o bütün sesin kesilmesinden sonra o 60'ların başındaki açılış halini başlatan bir şey yani
baraj kapağının açılması gibi düşündüm. Evet. Böyle bir şey geldi, metafor geldi yani. Doğru. Yani akış başlıyor herhalde. Evet, düşündüm. Evet. Faşizmin yani, sonu işte iletişim kurduk gibi. Evet. Yani güzel. Yani hakikaten Habermas işte faşist dönemden geçmiş. Hatta bir videosunda şeyden geçtim diyor. Yeniden re-education. Yani yeniden hani tabii genç yaşta o zaman işte diyelim ki bu 40'larda falan kaç yaşında 29 doğumlu 10 12 13 falan yani o tam da gençliğinde o hani lise çağında böyle bir tartışmanın tamamen kapatıldığı bir dünyada Almanya'da hani hiç de tartışmanın olmadığı bir dünyada yetişmiş. Birden İkinci Dünya Savaşı sonrası 50'ler ve 60'larda yeniden tartışma başlayınca geriye gidiyor ama 18. yüzyılda, 19. yüzyılda yani işte 1789 Fransız Devrimi değil mi? Fransız Devrimi'ne doğru giden yolda. Fransız Devrimi sonrasında veya İngiltere'de hani 1848-1888 hani bayağı bir parlamentolar şehir düzeyinde ve işte hani ulusal düzeyde kuruluyor. Yani o tartışmaların ilk çıktığı dönemleri anlatıyor. Sonra da işte bu ikinci kitapta yani şeyin Craig Colhoun'un örgütlediği ve edit ettiği kamusal alan tartışmaları kitabında da tam tersine işte bu serbest tartışmanın olduğu işte dergiler, gazeteler nasıl sonunda artık tek sesli olmaya başlıyor. Yani hani devlet tarafından yahut da sermaye tarafından, sermaye grupları tarafından kontrol ediliyor ve hani o yani kamusal alan Habermas'ın idealleştirdiği kamusal alan özgür tartışmanın olduğu, özgür tartışmanın olabildiği yani yine hani tamam ütopik idealleştirilmiş bir alan ama olumladığı bir alan. Hani olumluyor mu diye sormuştunuz. Evet olumluyor. Ben şurada şu şeyi de hızlıca kitaplarından geçip bitireyim istiyorum. Ama yine böyle güzel sorularınız varsa yani müdahaleleriniz, müdahale yani müdahale edin. Ona da açığım. Yani ben kitapları anlatırken girin. Evet. Mesela bir dönemde evet bakayım hanginiz biriniz söz aldı. Şakir. Evet Şakir. Hocam kitaplara girmeden önce şu meşruiyet kriziyle ilgili de birkaç fikrinizi almak isterim açıkçası. Orada bahsettiği şey kapitalizmin krizi ve bu ekonomik kaynaklı iken sonralar ortaya çıkan kriz daha farklı bir yöne doğru gidiyor. Burada sormak istediğim şey anarşiye doğru bir kayış endişe duymuyor mu bunu söylerken? Son sözünü bir daha nereye doğru kayma? Anarşizme doğru bir kayış. Ha. Evet, anlıyorum. Endişesi darılmıyorum. Yani meşru bir hükümet var, seçilmiş. Buna karşı bir takım hareketler var. Çevre hareketleri olsun, kadın hareketleri olsun, öğrenci hareketleri olsun. Yani orada çok bir cümleyle cevap verir mi buna? Tamam. Şimdi yani şöyle bakmak lazım. Bence endişesi anarşiye doğru değil, oligarşiye doğru. Ben oligarşi, yani hani bu tartışmaların olmadığı ve çok az sayısı çok az hakim kesimler arasında kararlarının verildiği ve hani, vatandaşların müzakereci demokrasi platformları çerçevesi içinde tartışamaması yani kamusal alanın yok olması sonucunda meşruiyet krizi. Şimdi kamusal yani bu kamusal alanın yok olmasıyla birlikte temsiliyet krizi de ortaya çıkıyor. Yani seçimlerle ne kadar farklı kesimleri farklılaşmış olan kesimleri temsil eden temsil eder durumda
parlamentolar. Hani bir kere bir hani bu sorgulanıyor. Ve hani bir şekilde eğer kültürel yeniden üretim, toplumsal bütünleşme, sosyalleşme süreçleri toplumda iyi işlememişse nasıl insanların bir kere mesela motivasyon eksikliği, güdülenme eksikliği. Hani mesela bazı yerlerde mesela Amerika'da seçime katılma yüzdesi %40'lara, %50'lere Avrupa'da bazı ülkelere düşünebiliyor musun? İşte, meşruiyet krizi bu işte. Yani katılımın düşmesi kamusal alandaki müzakerelerin olamaması, kamusal alanın yok olması ile birlikte ve de sözünü ettiğim yeniden üretim süreçlerinin işlememesiyle artık ekonomik krizler, hani kapitalizmin, Marx'ın sözünü ettiği hani fazla üretim krizi veya az tüketim krizi veya kapitalizmin meşhur krizleri, bu Kondratiev'in sözünü ettiği hani boyutu, en tepeye çıkış, sonra düşüş, yeniden yükseliş, yani Kondratiev dalgalanmaları, kapitalizmin krizler yarat. Hani en alta düştüğü zaman işte 1929 krizi gibi veya 1973 petrol krizinde ortaya çıkan kriz gibi, ekonomik kriz. Ama diyor Habermas, tamam, ekonomik krizlere ek olarak meşruiyet krizleri de, yani daha Weber, hani Marksçı bir analiz ekonomik krizlere götürüyor. Ama Weber'ci bir analiz meşruiyet krizlerine. Çünkü insanları bir arada tutan ve hem ekonomik olsun hem siyasi olsun alınan kararların toplumun bütünü tarafından kabul edilmesi ve benimsenmesi ve güdülenmiş bir şekilde o kararları uygulamaya geçilmesi. Meşruiyet krizi bunun olmaması durumu. Bilmiyorum senin soruna tam cevap oldu mu? Ben de esasında bu evet, kitaplarda tam da işte kamusallığın dönüşümü, sosyal bilimlerin mantığı üzerine daha bir epistemolojik bir kitaptır o. Rasyonel topluma doğru 1967'de, tam da o 1968 hareketlerinden önce bu Marx'ın sözünü ettiği krizlerin sonucunda nasıl irrasyonalitenin giderek artması, özellikle tekelci kapitalizmin gelişmesiyle, yani bu 1960'larda o tartışılıyor. Tekelci kapitalizm döneminde rekabet ortadan kalktığına göre hani rasyonel bir toplum nasıl gerçekleştirilecek? Böyle bir gün, hani işte yine daha sonraki meşruiyet, 75'te yazacağı meşruiyet krizine doğru giden yolda işte birisi bu rasyonel topluma doğru, 67. Daha sonra bilgi ve insani ilgiler, biraz önce ilk başta sözünü ettiğim hani bu insanların ilişsel ilgileri, tutumları, normatif, ahlaki ilgileri, tutumları ve kendilerini ifade etmeye yönelik estetik, sanatsal bilgileri, tutumları. Yani bunu ele aldığı bir kitap bu. Bilgi ve insani ilgiler. Meşruiyet krizi, işte tam da biraz önce onu anlattık. Ama şu modernite, unfinished project, modernite tamamlanmamış bir proje konuşması 1980'de Adorno ödülünü aldığında hani çok önemlidir. Ama bu arada biriniz parmak kaldırdı sanki. Hangini? Evet, Tamer. Hocam, ben bu noktada bir soru sormak istiyorum. Bu meşruiyet krizine sahip toplumlarda ya da meşruiyet krizine girmiş toplumlarda stratejik eylemlerin yoğun olduğu toplumlar deme şansımız var mıdır? Yani başka insanları nesnelermiş gibi görmek,
onları bazı konularda kontrol altına almaya çalışmak. Evet. Doğru. Olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Tamam. Şeyine, mikrofonunu kapat ama Tamer, tamam. Tamam. Evet, doğru. Katılıyorum. Evet. Bu ona katılıyorum deyip devam edeyim. Son esasında burada da belki de bitirmemiz lazım. Bu Adorno ödülü konuşmasında Habermas daha sonra kitaplarında bu kitap haline de getiriliyor. İşte biraz önce yine başlangıçtan beri sözünü ettiğim aydınlanma projesi ve onun devamı olan modernite yani ne diyelim hem şöyle diyelim hem araçsal aklın hem de değerleri de dikkate alan Weber'in substantive reason ne diyelim ona araçları ve amaçlar ilişkisinde araçlara öncelik tanımadan yani bütününü dikkate alan bir rasyonalitenin kaybolması kaybolması dolayısıyla işte meşruiyet krizinin ve diğer krizlerinin ortaya çıktığını ama bu böyle oluyor diye yani iletişimsel eylemi hani Tamer'in sözüne ettiği stratejik eyleme veya araçsal akla karşı iletişimsel aklı iletişimsel eylemi geliştirmek yerine moderniteden tamamen ümidi kesip yani postmodern bir dünyaya yani bütün bunların dan vazgeçildiği ve hani parçalanmanın ve farklılıkların öne çıktığı ve yani araçsal akla karşı çıkarken tamamen bilimden ve akıldan vazgeçildiği dünyaya geçişi ön ayak olan bir ideolojik gelişmelerden söz ediyor ve onları eleştiriyor burada ve hani modernitenin iletişimsel akıl çerçevesi içinde devam ettirilmesi ve hani bütün insanların katılımının eşit katılımının sağlanıncaya kadar ondan vazgeçilmemesi. Çünkü vazgeçildiği zaman bunun yerini hegemonyaların, hakimiyetlerin, eşitsizliklerin alacağını söylüyor. Yani böyle bir çok önemli bir konuşma bu. Dediğim gibi zaten 1980'de tam da bu tarihlerde zaten iletişimsel eylem kuramını yazıyor. Yani iletişimsel eylem kuramına paralel bir konuşma bu. Yani onu bir anlamda müjdelemiş oluyor. Bir sonraki siyasal profillerin felsefi profilleri diye bir kitabında tam da bu postmodern düşünürlerin her birisini alıyor ve eleştiriyor. Modernite üzerine felsefi söylemler 85'teki o da tam da bu. Yeni muhafazakarlık bu Amerika'da falan işte Trump'la hani falan çok gündemde olan yeni muhafazakarlık işte onun eleştirisi yani böyle kitapları hani en son şeye doğru gidecek olursak mesela Norm ve Olgu diye bir kitabı vardır. Uluslararası yani olgular ve normlar arasında hukuk ve demokrasinin söylemsel kuramına katkılar diye bu iletişimsel eylem kuramı kadar aynı sayfalarda diye. Yani o da 700-800 sayfalık bir kitaptır bu. Hani küreselleşmeyle birlikte acaba iletişimsel eylem kuramında daha çok ulusal devletler düzeyinde bir
toplum önerirken acaba küresel düzeyde de önerilebilir mi tartışmasına girdiği bir kitap. Evet, isterseniz burada tam da 8 olmuş. Oysaki 8'e 10 kala bitirip size bir yemek yeme, dinlenme olası vermek istiyordum. Hızlıca gelecek hafta Bauman'a giriyoruz. Bauman'ın daha önce de girişte de söylediğim gibi benim temel aldığım kitabı Bireyselleşmiş Toplum. Bu Bireyselleşmiş Toplum'un girişi ve ilk 5 bölümünü okumuş olmanızı istiyorum. İlk yani emeğin yükselişi, yerel düzenler, özgürlük ve güvenlik, modernite ve kesinlik. Sonra atlayarak eğitim postmodernitede ve postmodernite için, postmoderniteye rağmen diye 10. bölüm var. Küresel dünyada, küreselleşen dünyada kimlik diye bir bölüm var. Yani 11. bölüm. Dediğim gibi ilk 5 giriş, ilk 5 bölüm, 10. bölüm, 11. bölüm. Ama hala doymadım, okumaya devam edeceğim derseniz sosyolojik düşünme kitabından bazı bölümleri okuyabilirsiniz. Evet, tabii ki bu çağdaş toplum kuramından portrelerde Bauman'la ilgili bölüm var. Evet, onu okuyabilirsiniz. Evet, gelecek hafta. Tabii ki benim sayfaya koyacağım, henüz koymadığım videoları ve okumaları, diğer ekleyeceğim okumaları da okuyup gelirseniz gelecek